Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere videoya geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Eğer kanalıma abone olmadıysanız, abone olursanız çok mutlu olurum. Eğer videoyu beğenirseniz de beğene tıklamayı ve yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmazsanız sevinirim. Bu videoda sizlere sevilen oyuncu, son dönemin popüler oyuncuları arasında olan Tansel Öngel hakkında bilgiler vereceğiz. Tansel Öngel, Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakteriyle güzel bir çıkış yakalamıştır. Seyircinin dikkatini çekmeyi başarmış ve son dönemin popüler oyuncular arasına girmeyi başarmıştır. Bu yüzden sizlere Tansel Öngel hakkında bilgiler vereceğiz. Bilmediklerinizi öğreneceksiniz. Tansel Öngel, 24 Eylül 1976 yılında Kilis şehrinde dünyaya gelmiştir. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde göreve başlamıştır. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı olarak halen görevini sürdürmektedir. Birçok televizyon dizisinde rol almaya devam etmiştir. Ancak asıl çıkışını ve tanınmasını Masumlar Apartmanı'nın Naci karakterine canlandırdıktan sonra yakalamıştır. Tansel Öngel, Masumlar Apartmanı dizisine girdikten sonra herkesin dikkatini çekmiş ve röportajlarını, bilgilerini araştırmaya başlamıştır. Biz de sizler için araştırma yaptık ve röportajlarından kesitler sizler için hazırladık. Safiye'nin Naci'si olarak karşımıza çıkan asıl tam ismiyle Deniz Ulaş Tansel olarak geçen Deniz Tansel Ulaş olarak ismiyle bilinen oyuncumuzu sizler için araştırdık. Masumlar Apartmanı kariyerinizde büyük bir dönüm noktası olmuştur. Siz de bu dönüm noktasının gerçek olduğunu düşünüyor musunuz sorusuna Tansel Öngel şöyle yanıt vermiştir. Bir süredir ekranlarda yoktum. Hem iyi bir geri dönüş oldu benim için hem de dönüm noktası oldu. Çok da iyi oldu diye cevap vermiştir. Peki bu dizinin sırrı ne sizin için? Açık ara televizyondaki diziler arasında en iyi dizi olarak biliyoruz. Bu dizide bir araya gelen oyuncular gerçekten işini aşkla mı yapıyor sizce sorusuna. Gerçekten öyle yapıyor diyebilirim. İşini aşkla yapan müthiş oyuncular, cesur bir yapımcı, harika bir yapım ekibi, şahane yönetmenler ve hayranı olduğum bir görüntü yönetmeni, çay demleyen ve getirenden ışık asistanına, kostüm ekibinden saç makyaja, ulaşımdan setle çalışan arkadaşlara kadar sanki herkes mülakatta alınmış ve bir araya getirilmiş gibi. Peki, rolünüzde çok yakışıyorsunuz. Size bu rolü seçerken sizi çok aradılar mı acaba diye düşünüyoruz. Siz dizinin başından beri Safiye'nin Naci'si olacağınızı biliyor muydunuz sorusuna. Çok aramışlar mı beni bilmiyorum ama titizlikle aradıklarına eminim. Menajerime ulaştılar ve bana bir karakter analizi geldi. Okudum. Okuduğum anda çok heyecanlandım. Çünkü sıra dışı ve çok derin bir karakterdi. Oynamak için ellerim kaşındı diyebilirim. Başından beri bilmiyordum Naci olacağımı ama öğrendiğim andan itibaren Naci olmak için hala Naci olma heyecanındayım. Peki gözleriniz oyunculukta çok etkili ve mimiklerinizle oynuyorsunuz sanki. Bu size özgü bir şey mi yoksa oyunculuk eğitiminden mi gelmekte diye sorulan soruya ne güzel iltifat ediyorsunuz. Kızardım resmen. Oyunculuk eğitiminin oynama şeklimiz üstünde tabii ki etkisi var. Ama şöyle ben birini ya da Naci'yi oynamak için değil, Naci olmak için gidiyorum sete. Mesela ben sana sustuğun anlarda da çok güzelsin diyemem ki, değil mi? Konuşsam da konuşmasam da o sensin. Çünkü ben de sette olduğum her an Naci olma peşindeyim. Peki Antepli olmanın sırları ne sizin için artıları var mı? Annem ve babam orada görev yaparken doğmuşum. Annem ve babamın
hikayesi. Siirt'in bir köyünde iki gencecik köy öğretmeni. Babam anneme deli gibi aşık oluyor. Annem de boş değil tabii. 1968'ler zaten güzel bir dönem. Bu arada annemin başka talipleri de var. Ve bir de annem de babama aşık. Mektuplar, şiirler, paylaşılan idealler ve sonuç ablamla ben doğmuşum. Bence güzel bir final olmuş. Yani aşk dolu bir ailede büyümenin etkisi de var herhalde Naci'nin yaşadığı, gösterdiği aşka. Böyle düşünüyorum. Annenle ve babandan neler öğrendim bugüne kadar sorusuna. Paylaşmayı, korkusuzca soru sorabilmeyi ve fedakarlığı öğrendim demiştir. Öğretmen çocuklarının tembel olma şansları var mı sizce sorusuna şöyle yanıt vermiştir. Bence yoktur. Kimse tembel olmasın zaten. Ne öyle koala mıyız biz? Miskin miskin uyuklayalım her dakika. Peki gerçek isminiz Deniz Ulaşmış. 80 darbesiyle birlikte isminizde sıkıntı yaşamayasınız diye babanız isminizi Tansel olarak değiştirmiş. Siz de mahkeme kararıyla Deniz Ulaş Tansel olarak değiştirmişsiniz. Bu konuyu bir kez daha anlatabilir misiniz sorusuna. İnsanlar şaşırıyorlar, kanıt olmadan da inanmak istemiyorlar. Kafadan attığımı falan düşünüyorlar ama gerçek bu. Çocukluğunuz Ankara'da geçmiş. Anne aileniz hala Ankara'da yaşıyor diye biliyoruz. Peki babanız? Babamı 2005 yılında kaybettik. Çok özlüyorum onu ve annem ve ablam ise hala Ankara'da yaşıyorlar. Eğitiminizi Ankara Hacettepe Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde almışsınız. Okullu olmanın oyunculukta sizin için artıları var mı sorusuna. Tansel Öngel şöyle yanıt vermiştir. Bir kere çok özgür bir sosyal hayatımız oldu. Konservatuvardayken sahne sanatlarına ilişkin kolay kolay yapılamayacak şeyler öğrendik. Deneyebildik. Klasik müzikten baleye, modern danstan tüm tiyatro literatürü konusunda önemli bir birikim elde ettik. Disiplini ve oyun oynama zevkini bir arada yaşamayı öğrendik. Daha 5 milyon artı sayabilirim size. Okullu olmanın tabii ki çok artıları var. İlk müzik bölümünde okumak istemişsiniz ama sınavları kaçırınca oyuncu olmuşsunuz diyebiliyoruz. Bu doğru mu? Doğru mu? Diye sorulan soruya. Hayır, başka hiçbir mesleği yapamayacak kadar tutkuyla bağlı olduğum için oyuncu oldum ama müzik de bir başka tutkum diye ifade etmiştir kendisine. Oyunculuk size ne ifade ediyor sorusuna ise harika maceralar serisi ve keşiflerle dolu diyebilirim demiştir. Trabzon Devlet Konservatuvarı'nda 2012 ve 1999 yıllarında görev yapmışsınız. Bu uzun seneler senelerde siz neler öğrendiniz sorusuna ise sonradan da bir yerli olunabileceğiniz, samimi sevginin her yerde en güzel anahtar ve bir olmanın en güzel yolu olduğunu, en önemlisi tüm dünya sularının en şahane balığının hamsi olduğunu öğretti. Şimdi üzerine tanımam hamsinin. 2005'ten sonra hem İstanbul hem Trabzon. İstanbul başta zorladı mı sizi? Zorladı tabii. Hem de nasıl? Başlarda çok direndim İstanbul gerçeğine, algısına. Ama sonra tanıdım, anladım, sevdim ve alıştım İstanbul'a. Dizi çekmeyi seviyor musunuz? Yoksa tiyatroyu mu tercih edersiniz sorusuna ise varsa yoksa tiyatro demem. Yaratıcı olabildiğimi hissettiğim her yer kabulümdür. Set, sahne, sinema perdesi, senaryo ekibi, oyun yazma, müzik grubu vesaire her şey bir arada. Dizilerde kazandığınız parayı kazansanız sadece tiyatro yapmayı tercih eder misiniz sorusuna ise kesinlikle hayır. Yeni iyi hikaye olan dizilerin, sinema filmlerinin içinde olmak derim. Yine isterim yani. Sadece tiyatro diyerek sadece kendimi kısıtlayacağımı düşünüyorum diye cevap vermiştir. 43 yaşındasınız ve nereye gitmek istiyorsunuz sorusuna ise vallahi bir yere koşmuyorum. Koşmak diz eklemlerine iyi gelmiyormuş öyle diyorlar. Anda kalmaya ve anın hakkını vermeye çalışıyorum. Hedefim anda kalmaya devam etmek, sadeleşebilmek ve en
sade halimle olabilmek diye yanıtlamıştır. Tiyatro, dizi, sinema, filmi sizin için fark hangisi? Farkları sadece teknik. Onun dışında hepsi heyecanlı. Oyun alanları benim için. İyi bir hikaye içinde olmak, o zaman oyun oynamak çok zevkli. Herhalde son dönemdeki en iyi hikayenin içinde olarak karşımıza çıkmıştır. Masumlar Apartmanı'ndaki Naci karakteri güzel bir hikayenin içine girmiştir ve kendisi de çok şanslı oyuncu. Kendisinin çok şanslı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Verdiğimiz bilgileri umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Hoşça kalın.